Tekrardan herkese merhaba. Kaldığımız yerden hız kaybetmeden devam edelim. Şu an şişe camdan Efe Bey bizlerle, kendisinde spotlight yaptık. Harika. Efe Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Burada gençlerle birlikte söyleyeceğiniz şeyleri, Şişe Cam'ın sürdürülebilirlik adına neler yaptığını duymak için ben başta olmak üzere çok heyecanlıyız. Öncelikle teklifimizi kırmadığınız için, burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Eminiz insanların duyacağı, hiç bilmediği, daha öncesinde kurumsal firmalarda sürdürülebilir kalkınma amaçları üzerine neler yapıldığını bilmeyen çok fazla arkadaşımız vardır. Hepimiz için çok keyifli, çok bilgilendirici bir alan olmasını diliyoruz. Sizler için de uygunsa ekranınızı paylaşabilirsiniz. Sözü size vereyim. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben hemen ekran paylaşımını yapayım. Sizden detayını alayım. Herhalde şu an görebiliyorsunuz değil mi? Evet, görüyoruz. Sorun yok. Tamam. Önce ben kendimi tanıtayım müsaade ederseniz. İsmim Efe Çağlayan, Çevre Yüksek Mühendisliğim. Şişe Cam Sürdürülebilirlik Direktörlüğü'ne bağlı Çevre Yönetim Müdürü olarak görev yapıyorum. 14 yıldır Şişe Cam ailesindeyim. Bugün sizlerle sürdürülebilirlik kavramı üzerinde duracağız ve Şişe Cam'ın bu anlamda yaptıkları üzerinden. Efe Bey, sözünüzü bölüyorum. Çok özür dilerim ama sesin net olmadığını söylemiş arkadaşlarımız. Bize de çok net gelmiyor. Tamam. O zaman bir mikrofon alıp hemen geliyorum. Tamamdır. Evet, şimdi nasıl? Şu an harika. Teşekkür ederiz. Ben Efe Çağlayan. Tekrardan başlayayım isterseniz. Çevre Yönetim Müdürü olarak çalışıyorum. Şişe Cam Sürdürülebilirlik Direktörlüğü'ne bağlı olarak. 14 yıldır Şişe Cam ailesindeyim. Çevre Yüksek Mühendisiyim. Bugün sizlere sürdürülebilirlik kavramından bahsedeceğim. Ve Şişe Cam'ın sürdürülebilirlik yaklaşımı ve bu kapsamda yaptıklarını çeşitli örneklerle açıklamaya çalışacağım. Bunun için bir sunuş hazırladım ama sunuşta eğer... aklınıza takılan bir şey olursa lütfen chat box'tan da bana sorularınızı iletin ya da en son soru cevap kısmında bunun üzerinden geçebiliriz. Sürdürülebilirlik aslında pek çok alanda duyduğumuz, aşina olduğumuz bir sözcük. Özellikle 10 yılı aşkın bir süredir de iş dünyasının vazgeçilmez terimleri arasına girdi. Kavram 1987 yılında bugün kullandığımız anlamıyla literatüre girdi ve bir süre teknik platformlarda kullanıldı. Özellikle 2000 yılından bu yana da popülaritesinin 10 kat artmış olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde her alanda sürdürülebilir kelimesini duyuyoruz. Sürdürülebilir yaşam, sürdürülebilir beslenme, sürdürülebilir spor gibi ama bu kadar popüler kullanımını karşın küresel ölçekten yerel ölçeğe kadar en az anlaşılan kavramlardan bir tanesi sürdürülebilirlik kavramı. Hatta 2010'lu yıllarda sürdürülebilirlik kavramı o kadar çok kullanılmaya başlanmış, o kadar boş kullanılmaya başlanmış ki bununla ilgili pek çok yorum da yapılmış espriyle karışık. Artık bu sözcük anlamını yitirdi, bunu kullanmayı yasaklamalıyız ya da bir kotaya bağlamalıyız diye esprili yorumlar bile çıkmış. Gerçekten de aslında böyle sürdürülebilirlik size neyi ifade ediyor diye sorulan bir araştırma yapılmış. 2000'i aşkın katılımcı katılmış ve Amerika, İngiltere, Çin, Hindistan ve Brezilya'dan katılımcılar var. 3 aşağı 5 yukarı hepsi şu kelimelerin etrafında dolanmış. Çevre dostu, doğal, organik, yeşil, geri dönüşüm ya da yenilenebilirlik eşittir sürdürülebilirlik demişler. Gerçekten böyle mi? Sürdürülebilirlik aslında bu kavramların tamamını içeren bir kavram ama bunların çok daha ötesine geçiyor. Nasıl geçiyor? Sürdürülebilirlik 3 tane saç ayağına oturuyor. Bunlar aslında sosyal, ekonomik ve çevresel bir takım kapsamlar ve sürdürülebilirlik bunların tam kesişim kümesinde yer alıyor. Sürdürülebilirlik nedir? Aslında sürdürülebilirlik kelime anlamı olarak işlevini devam ettirebilme kapasitesi ya da hayatta kalabilmek. Refahın ve büyümenin devamlılığını amaçlayan bir kavram. Uzun vadeli bir bakış açısına sahip ve aslında ekonomik bir kalkınma modeli. İlk defa 1987 yılında sürdürülebilirlik kavramı bugün kullandığımız şekliyle literatürde yerini buluyor. Brundtland raporunda deniyor ki bugünün gereksinimlerinin gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılanması. Özetlemek gerekirse sürekli kalkınma değil, sürdürülebilir ve kalıcı kalkınmayı amaçlıyor.
sınırsız kaynak tüketiminin karşısında kaynakları mantıklı, rasyonel kullanmayı amaçlıyor. Bir kaynak bitince hemen diğerini kullanıp kaynakların tamamını tüketmeye karşı kuşaklar arası adaleti savunuyor. Niçin böyle bir bakış açısına, niçin böyle bir ekonomik modele ihtiyaç duyuldu? Dilerseniz onu da bir hatırlamak gerekebilir. 1940'tan sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sürekli bir ekonomik büyüme söz konusuydu küresel ölçekte. Her türlü faaliyete finansal çerçeveden bakılıyor. Yüksek kar payı elde edilmenin dışındaki faktörler göz ardı ediliyordu. Dolayısıyla bu da bütün dünyayı sınırsız üretime yöneltti. Sınırsız üretim demek de sınırsız kaynak tüketimi anlamına geldi. Tabi bunun sonuçlarını 1980'lerden itibaren insanlar görmeye başladı. 1980'lerde ortalama çevre felaketleri dolayısıyla yaşanan yıllık zarar 50 milyon dolara çıktı. 1980-2012 toplam zarar ise 3.8 trilyon dolar gibi büyük bir mali boyuttu. Bunlar tabii işin sadece mali boyutu, bir de tabii çevre felaketlerinin dünya üzerindeki yaşam üzerinde çok yıkıcı etkileri oldu. Bugün de hala görüyoruz. Buradan hareketle 2015 yılında sürdürülebilir kalkınma amaçları Birleşmiş Milletler tarafından oluşturuldu ve ilan edildi. Sürdürülebilir kalkınma amaçları, küresel amaçlar kısaca, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içerisinde yaşamasını sağlamak için evrensel bir yaşam çağrısı oldu. Artık sürdürülebilir bir hayat, dünyanın geleceği için bu amaçlara bağlı kalarak faaliyetlerimizi sürdürmemiz gerektiğini Birleşmiş Milletler 17 amaçla tüm dünyaya duyurdu. Peki kurumsal sürdürülebilirlik nedir? İşte bu bahsettiğimiz kavramın iş yapış şekillerine adapte edilmesidir. Ürün, üretim ve hizmetlerde uzun vadeli düşünmeyi ve değer yaratmayı savunur. Sadece finansal boyutta bakmayı reddeder. Yaptığımız işin çevresel, sosyal ve ekonomik boyutlarını bir arada gözlemlemek ister ve planlamak ister. Sadece hissedarlar önemli değildir sürdürülebilirlik bakış açısında. Şirketimizin ve faaliyetimizin dokunduğu tüm paydaşlar, müşteriler, hissedarlar, tedarik zinciri ve değer zincirindeki tüm paydaşlar sürdürülebilirlik açısından önem taşır. Stratejik karar mekanizmalarını, etkin risk ve fırsat yönetimlerini de iş yapış şekillerine adapte etmeyi savunur. Peki Şecam topluluğu sürdürülebilirliği nasıl anlıyor, yaklaşımı nasıl ve bu konuda neler yapıyor? Dilerseniz bundan birkaç örnek verelim. Şecam 1935 yılında Türkiye'de kuruluyor bir Türk şirketi olarak. Ancak geldiğimiz noktada Şecam'ın büyüklüğü şu an 3 kıtada faaliyet gösterir hale geliyor. Dolayısıyla küresel bir oyuncu ve etki alanı çok geniş. Bunu biraz daha iyi anlatan bir videom var, bunu size göstermek isterim. Efe Bey, kusura bakmayın bölüyorum. Videoda ses var mıydı acaba? Ses çıkmıyormuş şu an ama ekranınızı paylaşırken sesi de seçmeniz gerekiyordu. Sound on seçeneğini seçerseniz. Gördüğünüz gibi aslında şu an 3 kıtada faal. Amerika'da da yakında bir yatırımla faaliyete geçecek olan Şecam bir artık küresel oyuncu. Dolayısıyla hem üretim hem tüketim rakamları bu büyük coğrafyada çok büyük oranlarda. Hem küresel platformda bir oyuncusunuz hem de bu kadar çok üretim ve tüketim yapıyorsanız küresel bir takım gereklilikleri göz ardı edemezsiniz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik de bunlardan bir tanesi. Bulunduğunuz yerde kalmayı istiyorsanız sürdürülebilirlik esaslarıyla üretime devam etmek zorundasınız. Buradan hareketle Şecam'ın sürdürülebilirlik vizyonunu şöyle özetleyebiliriz. Küresel çapta etkin savunucusu olmak istiyoruz biz sürdürülebilirliğin. Üretim değer zincirimizin her seviyesine sürdürülebilirliği entegre etmek istiyoruz.
ve bu yaklaşımımızı aslında tüm paydaşlarımızı dahil ederek sürekli ileriye taşımak istiyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuz 2011 yılında başlıyor. Sürdürülebilirlik anlamında şişeceğim Uluslararası Karbon Saydamlık Projesi, CDP ya da Carbon Disclosure Project olarak bilinen bir proje kapsamında üretim kaynaklı sera gazı emisyonlarını %100 şeffaflık çerçevesinde paydaşlarıyla paylaşıyor. Siz bunu internet sitemizde ya da CDP'nin internet sitesinde de girip raporlarda inceleyebilirsiniz dilerseniz. Bunun dışında 2011 yılında Türkiye'nin en geniş kapsamlı ve en önemli sosyal sorumluluk projesi olan Cam Yeniden Cam projesini başlatıyor. Biraz sonra detaylarına da değineceğim. 2012 yılına geldiği zaman şişe cam sadece üretim kaynaklı değil, tedarik zinciri kaynaklı, dolaylı neden olduğu sera gazı emisyonlarını da hesaplayıp %100 şeffaflıkla paydaşlarına ilan ediyor. 2013 yılında ilk kez sürdürülebilirlik raporumuzu yayınlıyoruz. Sürdürülebilirlik artık bir koordinatörlük olarak şişe cam yönetiminde yerini alıyor ve bu anlamda proje ekipleri oluşturulmaya başlıyor. 2014 yılına geldiğimiz zaman çevre ve enerji çalıştayımızı ilk defa düzenliyoruz ve 2011'den 2014'e belli bir olgunluk seviyesini yakalamaya başlıyoruz. Dolayısıyla bu platformlardaki notlarımız da artıyor. 2015 yılında artık sürdürülebilirlik koordinatörlük değil komite haline geliyor. Topluluk kurumsal yönetim derecelendirme notumuz 94'lere çıkıyor. Kadın yönetici oranımız %25'lere ulaşıyor. Carbon Disclosure Project'te aldığımız notlarda 100 üzerinden 91'e ulaşmış oluyor. 2016'da Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksine katılım gösteriyoruz. En önemli geri dönüşüm katkısını yapan Şişe Cam Çevre Sistemleri AŞ kurulmuş oluyor. Bununla ilgili detay bilgiyi de biraz sonra vereceğim. 2017 yılına geldiğimizde kurumsal derecelendirme notumuzun yine arttığını görüyoruz. Uluslararası sürdürülebilirlik çalıştayımızı düzenliyoruz. Ve çok önemli bir şey, Türkiye'de düz cam sektöründe çevresel ürün beyanı alan ilk firma oluyoruz. Çevresel ürün beyanı aslında bir ürünün kullanımı esnasında ve üretiminde çevreye verdiği etki, pozitif ya da negatif etkiyi gösteren bir karne olarak düşünebilirsiniz. Düz cam ürünlerimizin çevresel ürün beyanlarını 2017 yılında aldık. 2018 yılında Care for Next sürdürülebilirlik lansmanımızı yapıyoruz. 2019 yılına geldiğimiz zaman Şişe Cam ve Borsa Yakut'a tüm üretim şirketleri artık Borsa İstanbul'da yer almış durumda oluyor. Topluluk İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu'nu kuruyoruz ve iklim değişikliğini kurumsal anlamda ele almaya başlıyoruz. Bunun için ne yapabiliriz? Yol haritalarımızı hazırlıyoruz. 2020 yılında tedarikçi davranış kurallarımızı yayınlıyoruz. 2021 yılı da bizim için döngüsel ekonomi yılı. Geri dönüşümü nasıl arttırabiliriz? Atıklarımızı dünya standartlarında tüm coğrafyalarda nasıl yönetebiliriz? Bunlarla ilgili stratejik dokümanlarımızı hazırladık ve projelerimize devam ediyoruz. Şecam'da sürdürülebilirlik en tepe noktada ele alınır. Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Kırman'a bağlı olarak çalışan fonksiyonlar üzerinden yönetilir. Strateji, bilgi teknolojileri, üretim, satın alma, risk yönetimi, insan kaynakları ve araştırma geliştirme Sürdürülebilirlik Komitesi'nin asil bileşenleridir. Bunun dışında sürdürülebilirlik 6 tane alt çalışma grubuyla da tematik olarak ele alınır. Çevre, çeşitlilik kapsayıcılık, dijitalleşme, kurumsal sosyal sorumluluk, enerji ve üretim teknolojileri, iş sağlığı ve güvenliği de kendi çalışma gruplarıyla sürdürülebilirlik alanına giren bu temalarda projeler geliştirir ve iyileştirmeler yapar. Şişe cam sürdürülebilirlik stratejimiz 3 temel dayanağa sahiptir. Koru, güçlendir ve geliştir olarak adlandırıyoruz. Gezegen için korumayı, paydaşlar için güçlendirmeyi ve iklim değişikliği için de geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 3 dayanak noktası aslında biraz önce bahsettiğim Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın çeşitli bileşenlerine hizmet eden hedefler içerir. Koru derken sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 6, 14 ve 15 numaralı, güçlendir derken 5, 8, 10 ve 17 numaralı, geliştir derken de 7, 9, 12 ve 13 numaralı sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet ederiz. Yine bir video paylaşmak istiyorum sizinle sürdürülebilirlik stratejimizle ilgili.
Efe Bey, beni duyabiliyor musunuz şu an acaba? Efe Bey, şu an sesim ulaşıyor mu size? Videonun sesini duyamıyoruz. Sanırım ses iletilmesinde de bir problem var. Evet, Şecam Sürdürülebilir Stratejisi bizim büyüme hedeflerimize doğrudan hizmet eden Care for Next yaklaşımını içeriyor. Koru, güçlendir, geliştir eksenleri üzerinde şekilleniyor. Ve şu an 2017-2022 yıllarını kapsayan 5 senelik sürdürülebilir hedeflerimiz geliştirmeye devam ediyoruz. 2022'den sonra da 2030'a kadar olan sürdürülebilir hedeflerimizi ilan edeceğiz. Bizim burada aslında koru çerçevesinde doğal kaynak kullanımı, kurumsal mirasın korunması ve ürün sorumluluğunun sağlanması amacıyla bir takım sayısal hedeflerimiz bulunuyor. Güçlendir kapsamında çeşitlilik ve kapsayıcılığı, yetenek yönetimini, iş sağlığı ve iş güvenliğini, toplumsal gelişime verdiğimiz katkıyı güçlendirmeye yönelik sayısal hedeflerimiz var. Geliştir anlamında da Ar-Ge ve dijitalleşmeyi geliştirmeyi, yenilikçi ürünleri arttırmayı ve iklim değişikliğine olan etkimizi azaltmayı bu çerçevedeki mücadeleye katkımızı geliştirmeyi amaçlayan sayısal hedeflerimiz mevcut. Biz bunları her sene takip ediyoruz, neler yaptığımızı tüm toplum çerçevesinde ve koru, güçlendir, geliştir ekseninde gruplandırarak sürdürülebilirlik raporlarımızı da ilan ediyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımıza kurumsal web sitemizden ulaşıp indirebilir ve bunları inceleyebilirsiniz. Ben şimdi size birkaç örnekle aslında ne gibi çalışmalar yaptığımızı anlatmak istiyorum. İlk örneğim su tüketimi. Özellikle son yıllarda su tüketimi, su tasarrufu ve su kaynaklarının korunması çok önemli bir konu. Su stresinin, su kıtlığının arttığı bir döneme giriyoruz. Bu anlamda çeşitli çalışmalarımız var. En iyi örneklerden, en güncel örneklerden bir tanesi Mersin fabrikamız, cam ambalaj Mersin fabrikası. Proses atık sularının tamamını geri kazanıyor ve dolayısıyla taze kaynaklardan çekmiş olduğu suyu %45'ini atık su geri kazanımıyla sağlamış oluyor. Toplam su tüketimini de %9'a varan seviyelerde azaltmış durumda. Sunum başlarında bahsetmiş olduğum Cam Yeniden Cam Projesi ve Çevre Sistemleri AŞ. Cam Yeniden Cam projesi 2011 yılında başladı. Biliyorsunuz siz de kullanıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Sokaklarda gördüğünüz cam kumbaralarıyla aslında ömrü tükenen cam malzemeleri geri dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla Yenişehir'de ve Eskişehir'de şişe camın sahip olduğu toplama ayırma geri dönüşüm tesisleri mevcut. Şişe camın desteklediği Düzce, Manisa ve Mersin'de de farklı toplama ayırma tesisleri mevcut. Toplamda 750 bin ton yıllık bir kapasiteye sahibiz. Camı niçin geri toplamak istiyoruz? Aslında cam sürdürülebilirlik anlamındaki en önemli malzemelerden bir tanesi. Sonsuz kez geri dönüştürülebilen bir malzeme. Ve üretime tekrar katıldığında enerji ve karbondioksitten tasarruf sağlıyor. Ve kalitesinden hiç ödün vermeden yeni ürünler yapılabiliyor. Dolayısıyla bu projemiz devam ediyor. Bu projeyle neler sağlıyoruz? En çarpıcı örneklerden bir tanesi aslında Paşabahçe'nin Ever Collection ürünleri. Mağazalara gittiyseniz görmüşsünüzdür. %100 geri dönüşümlü cam ev eşyası sloganıyla lanse ediliyor. Ve aslında dünyada bir ilk defa %100 geri dönüşümlü bir cam ev eşyası malzemesi yapılmış durumda. Bu sayede üretimdeki karbondioksit emisyonları normal bir ürüne göre %38 oranında azaltılmış oluyor. Ve aslında sürdürülebilir ürünlerin çok güzel bir örneğini teşkil ediyor.
Tabii bu yatırımlar ürün tarafında veya enerji emisyon tarafında katkı sağladığı gibi bir de geri planda görmediğimiz iş alanları yaratmak, istihdam sağlamak gibi ya da tüketimi daha sorumlu hale getirmek gibi. Çünkü siz geri dönüştürülmüş malzeme kullandığınız zaman ham maddeden tasarruf etmiş oluyorsunuz. Bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarında hizmet eden çalışmalar. Yine bir başka örnek, cam sektörünün en önemli kirleticilerinden olan baca gazı emisyonlarından. Mersin fabrikamız bir önceki yıla kıyasla azot oksit emisyonlarında yaklaşık %6'lık bir iyileşme sağlıyor. Azot oksit emisyonları çok önem verdiğimiz bir konu. Bu anlamda operasyonel geliştirmeler yapıyoruz. Deneysel çalışmaları Ar-Ge ile yürütüyoruz. Ve tüm topluluk bazında iş yapış şekillerine adapte edip NOx emisyonlarını en az seviyeye indirmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Sadece tabii Türkiye'de değil, Rusya fabrikasından bir örnek verelim. Lamine cam kırıklarının tamamını geri dönüşüme gönderip cam geri dönüşüm oranını arttırıyor. Lamine camın biraz geri dönüşümde zorluğu var. Çünkü iki cam arasında bir plastik bazlı bir film tabakası var. Bir sandviç gibi düşünün. Bu normal cam gibi geri dönüştürülmesi bir takım işlemlerden geçtikten sonra söz konusu oluyor ve çok tercih edilmiyor ve uygulanmıyor ama Rusya'daki cam fabrikamız tamamını geri dönüşüme göndermiş durumda. Öne çıkan diğer başarılarımızdan bahsedersek çevre anlamında maden sahalarında 35 hektarlık ağaçlandırma yapıyoruz. Tüm tesis sınırları içerisinde ortalama 5 ila 10 dönümlük alanda ağaçlandırma faaliyetlerimiz var. Bugün Yalıköy bölgemizde cam iş madenciliğin faal olduğu 368 dönüme ulaşan şişe cam ormanımız var. Madencilik derken tabii şöyle, biz camın ham maddesi doğal maden, doğal ham maddeler yani kum, soda, kalker ve dolomit gibi madencilik faaliyetleri aslında bunların çıkartılması, elenmesi, kırılması gibi bir takım fiziksel işlemleri barındırıyor. Dolayısıyla çevreye kimyasal yayılması vesaire gibi bir etkisi de yok. Bunu da belirtmek isterim. Bunun dışında Mersin sahilleri deniz kaplumbağalarının yumurtlama bölgesi. Bu alanların korunması amacıyla her yıl sahil temizliği yapılıyor ve zaman zaman oradaki üniversitelerle işbirlikleri yapılarak kaplumbağaların korunması ile ilgili projeler geliştiriliyor. Cam iş ambalaj Tuzla fabrikamız bir ambalaj üretimi, kağıt karton ambalaj üretimi fabrikası. Ve yoğun miktarda ahşap malzeme burada kullanılıyor. Bu ambalajların tedariği de tamamen endüstriyel ormanlardan tedarik ediliyor ve doğal kaynaklara kesinlikle dokunulmuyor. Çevrenin yanı sıra iş güvenliği bizim öncelikli alanlarımızdan bir tanesi. Bir kere iş güvenliği için çalışanlarımızın bilinçlendirilmesine çok önem veriyoruz. Hem onlara eğitim veriyoruz hem de yaptığımız Kaizen faaliyetleriyle iş ortamını geliştirerek iş kazalarını önleyecek şekilde önlemler alıyoruz. Eğitim çok önemli bize ve dijitalleşme önemli. Dijitalleşmeyi her alanda kullanmaya çalışıyoruz. Bugün bir müşteri portalı oluşturduk. Müşteri ve bayi uygulamalarımızı yaygınlaştırıyoruz. Çalışanlarımız için dijital ofis çözümlerimiz var. Zaten pandemi de bizi artık dijital dönüşüme doğru zorluyor. Bir dijital dönüşüm okulumuz söz konusu. Teknolojik yetkinlik modüllerimiz var. Dolayısıyla dijitalleşmeye şişecam olarak çok önem veriyor ve her alanda uygulamaya çalışıyoruz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık da bizim çok önem verdiğimiz başlıklardan bir tanesi. 500'ün üzerinde engelli çalışanımız var. Kadınların biz iş hayatına girmesine çok önem veriyoruz. Kadınların iş hayatına girmesini istiyoruz, önem veriyoruz, teşvik ediyoruz derseniz biraz eksik kalır. Çünkü üretim tesislerinizi kadınlara adapte etmek durumundasınız. Üretim tesislerini kadınlara adapte etmek ne demek? Onların konforlu bir şekilde giyinip soyunabileceği, dinlenebileceği alanlar oluşturmalısınız. Tuvaletler çoğu üretim tesisinde mesela erkekler için tuvalet vardır. Baktığımız zaman bu projenin başında kadınlar için olmadığını gördük. Dolayısıyla bunu adapte etmeye devam ediyoruz. Kadınlar için emzirme odaları yapmanız lazım. Yani onları işe aldığınızda fabrikayı da onlara uygun olarak dönüştürmeniz gerekiyor. Bu ilerleyen bir, devam eden bir önemli bir projemiz. Yönetim kurulunda kadın istihdamımız bir sürdürülebilirlik hedefimiz. Zaten %30'lar seviyesinde bir kadın istihdamı söz konusu. Ben Şişecam hayatımın başından beri hep kadın yöneticilerle çalıştım. O Şişecam'da tamamen oturmuş bir kültür.
Aynı zamanda tabii sadece Türkiye'de değil, Rusya'da, Bosna'da ve Bulgaristan'da çok güzel örnekleri var. Günümüzde eğer Şecam ailesine katılırsanız, o fabrikaları görme imkanınız olursa, Bulgaristan fabrikamızda ve Rusya fabrikalarımızda erkekten çok kadının çalıştığını fark edebilirsiniz. Kadınların yönetimde yer alması Şişecam için aslında genlerinde olan bir şey. 1970'lerden beri kadınlar Şişecam'da önemli pozisyonlarda başarıyla görev alıyorlar. Örneğin Arga'daki medarı iftarımız olan kadın çalışanlarımız, büyüklerimiz. En güncel örnek Sayın Seçil Erman, İtalya fabrikamızda fabrika müdürü ve Şişecam'ın ilk kadın fabrika müdürü. 2018'de Şişecam'daki kadın çalışan oranı %20 iken mevcut durumda %22'lerde ve 2023 hedefimiz şu an %25 ama 2030 hedeflerimizde bunu çok daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Eğitimler tabii her anlamda hem iç eğitimler hem dış eğitimler özenle ele aldığımız konulardan bir tanesi. Yılda çalışan başına 350 saatten fazla mesleki ve bireysel eğitim veriyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini destekliyoruz. Bunun dışında bir de cam aslında çok niş bir konu. Buradaki mesleki birikimi dışarıya da vermek üzere organizasyonlarımız, çalışmalarımız var. Bunların en önemlisi Cam Teknolojisi Okulu. Türkiye'nin saygın üniversiteleriyle birlikte yürütülen, Arge'nin desteğiyle yürütülen bir okul. Buna ilave olarak satış, pazarlama, tedarik zinciri, mali işler ve liderlik okulları da açılmış durumda. Enerji ve iklim konusuna gelecek olursak, Şişecam çok yoğun enerji tüketen bir endüstri kolu. Dolayısıyla enerjiden ve fosil yakıtlardan kaynaklı olarak iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlamak zorunda olan bir kurum. Bu anlamda önemli projelerimiz var. Atık ısı geri kazanım tesislerimiz var. Attığımız atık ısıyı geri kazanarak toplamda 15 megawattlık bir elektrik enerjisi üretiyoruz. Baca gazındaki yüksek sıcaklıkları kullanarak türbinlerle elektriği üretiyoruz ve ekstra hiçbir fosil yakıt kullanmıyoruz. Bu sayede de hem doğal gaz tüketimlerimizden tasarruf ediyoruz, hem de fabrikaların buhar ve sıcak su ihtiyaçlarını atıktan karşılıyoruz. Önemli bir örnek Bulgaristan. Bulgaristan'da Avrupa Birliği fonundan faydalanarak geliştirdiğimiz inovatif bir projemiz var. Yine oradaki özel cam fırınının atık ısısından faydalanarak bir enerji tasarrufu sağlanıyor. Ve normal fırınlara göre %9 doğalgaz tasarrufu yapıyoruz. %15'lik karbondioksit ve %90'lık azot oksit emisyonlarını da azaltma sağlıyoruz. Şişecam yaptığı projelerle enerji tasarrufuna katkı sağlamasının yanı sıra ürünleriyle de aslında enerji tasarrufu sağlıyor ve iklimle mücadeleye katkı veriyor. Örneğin temperlenebilir lowe camlar, yani bizim özel kaplamalı düz camlarımız, güneş ışığının içeri girmesini ama ısının dışarıda kalmasını sağlayarak konutların ısıtma soğutma kaynaklı enerji masraflarını kısıyor, emisyonlarını azaltıyor. Aynı zamanda özel düz cam ürünlerimiz bugün kullanılan güneş panellerinde kapak camı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla yenilenebilir enerji teknolojilerinin önemli bir tedarikçisiyiz aynı zamanda. Güneşle ilgili önemli uygulamalarımız var. Sol tarafta ortada gördüğünüz resim Arge binamızın çatısı. Oradaki elektriğin bir kısmı güneş panellerinden karşılanıyor. En sağ tarafta gördüğünüz fotoğraf ise Mersin'deki üretim fabrikamız, düz cam üretim fabrikamızın ambar üstü. Burada bulunan sabit güneş panellerimiz Avrupa'nın sayılı sabit üretim güneş panellerinden ilk üçte ve fabrikanın elektriğinin bir kısmı da yine güneşten sağlanıyor. Yenilenebilir enerji hedeflerimiz çerçevesinde bu gibi uygulamaları tüm faaliyet alanlarımızda yaygınlaştırmak gibi de hedeflerimiz mevcut. Yine katma değerli bir ürün aslında 2021 yılında çıkan bir ürün WeBlock. Bu üzerinde virüs ve bakteri barındırmayan bir kaplamaya sahip cam ev eşyası. Reklamlarda da görmüşsünüzdür. Önemli bir sürdürülebilir ürün. Dolayısıyla hijyen ve insan sağlığına katkıda bulunan bir ürün.
Enerji Şişe Cam'da yine dijitalleşme çerçevesinde ele alınan bir konu ve tüm tesislerimizin enerji tüketimleri bilgisayarlar üzerinden izleniyor ve benchmarkları yapılıyor. Dolayısıyla enerji tasarruf imkanları araştırılıp sürekli geliştirmeye çalışılıyor. Aslında ben çeşitli belli başlı örneklerle sürdürülebilirlik yaklaşımımızı anlatmaya çalıştım sizlere. Sürdürülebilirlik özetle bugün paydaş beklentilerinin tam kesişme noktasında yer alıyor. Uzun vadeli bir bakış açısı ve aslında hem işletmenin kendisine, şirketin kendisine hem de tüm değer zincirine fayda sağlayan bir bakış açısı. Bugün geldiğimiz noktada artık yatırımcılar, müşteriler, yasa koyucular ve hatta rakipler bile sizden düşük karbon yoğunluğunu bekliyorlar. Uzun vadede emisyonlarınızı, tüm kirliliklerinizi azaltmanızı istiyorlar. 2050-2030 yılları biliyorsunuz artık karbon nötr üretime geçilmesi gereken noktalar ve döngüsel ekonomi anlayışı yavaş yavaş şirketlerin ajandalarına girmiş durumda. Uluslararası sürdürülebilirlik girişimleri her yerde gelişiyor. Tedarik zincirinde artık sorumluluğunuz kapsamını almanız gerekiyor. Çalışan sorumluluğunuz yine ürün sorumluluğunuz, müşteri sorumluluğunuz sizin ajandanızda yer alıyor. Dolayısıyla sürdürülebilirlik yaklaşımı tüm bu gereksinimleri sağlayan ve sizi sürekli ileri götüren, faaliyetlerinizin sürekliliğini sağlayan bir iş yapış modeli. Bu olmazsa olmaz bir şey. Yalnızca çevre değil aslında hem çalışanlar, hem müşterileriniz, hem paydaşlarınız, hem de tabii bu işin ekonomik boyutu önem kazanıyor. Ve sürdürülebilirlik yaklaşımı tüm bu kapsamları da içine alıyor. Kısaca ben size Şişe Cam'ın sürdürülebilirlik yaklaşımını özetlemeye çalıştım ama dilerseniz soru cevaplarla merak ettiğiniz kısımlar üzerinden de gidebiliriz. Efe Bey çok teşekkür ederiz. Ben Şişe Cam'ın Mersin Fabrikası ve Paşabahçe ile olan işbirliğini yakından takip eden biri olarak yine de eksik olduğum çok yer olduğunu fark ettim. Özellikle yalnızca bir sürdürülebilir kalkınma amacına değil birden fazla amaca hizmet ettiğinizi bilmiyordum, öğrenmiş oldum. Eminim buradaki arkadaşlarımız da aynı şeyi düşünüyordur. Hem AYSEC Türkiye adına hem de gençler adına bu kadar bilinçli kurumsal bir firma olduğunuz için teşekkür ederiz. Özellikle son dönemlerde siz de biliyorsunuz sahil Ege kısımlarında, Ege kıyılarında çok büyük bir atık problemi var denizde. Bunları engelleyebilmek için de yani iklim eylemine hep birlikte destek olmamız gerekiyor. Özellikle büyük firmaların, köklü firmaların bu tarz güzel aksiyon adımları almaları bizleri çok mutlu etti. Şayet sorusu olan varsa chat kısmından alabiliriz sorularınızı. Efe Bey'e yöneltebilirim ben. Ben aynı zamanda sizlere daha sonra iletişim kurabileceğimiz adresleri de göstermek isterim. Bir de Efe Bey siz videoları yansıtırken bilgisayarın sesini bağlamamıştınız sanırım. Onları duyamadık evet. Ama videoları biz iletiyor olacağız iki videoyu da. Tamam. Üçüncüsünü de ekstra olarak iletmiş alırız. Tamam, teşekkür ederim. Zaten videolar aslında müzikle desteklendi. Ancak evet, ona bundan sonraki sunumlarda dikkat edebilirsiniz. Sorularınız varsa alabiliriz chatten. Yaklaşık bir 10 dakika kadar vaktimiz var. Arkadaşlarla belki cam geri dönüşümünü biraz tartışabiliriz. Cam geri dönüşümü sunumda da bahsettiğim üzere bizim önem verdiğimiz konulardan bir tanesi ve camı geri dönüştürdüğünüz zaman aslında üretimdeki fosil yakıtları ve dolayısıyla karbondioksit emisyonlarını azaltmış oluyorsunuz ama cam geri dönüşüm istatistiklerine baktığınız zaman Avrupa cam geri dönüşümünde %75'lerde yani piyasaya sürmüş olduğu cam malzemenin %75'ini yeniden üretime döndürüyor. Ama Türkiye'nin rakamlarına baktığınız zaman %10 ila %15'ler arasında dönüyor. Ve yani içtiğimiz ve işte atık kutusuna attığımız bir soda şişesi dolayısıyla üretime dönmek yerine bu potansiyele sahip bir malzeme atık sahalarına gidiyor. Bu aslında bir kayıp. Şimdi bu büyük bir problem. Bu problemin kaynağı nedir? Arkadaşlarımı
konuda bir fikri var mı acaba? Ya da geri dönüşümü nasıl destekliyorlar? Bunları duymak isterim, merak ediyorum doğrusu. Ben çok küçük bir ekleme yapabilirim sorunuza. Naçizane kendi hayatımda, küçük hayatımda yaklaşık 6 senedir çöplerimi ayrıştırmaya çalışıyorum. Cam buna ekstra dikkat ettiğim bir durum değildi, üzülerek söyleyeyim. Ofislerimizde, ISAC ofislerimizde her zaman kağıt geri dönüşüm kutularımız oluyor doldukça. Bunları belediyelere teslim ediyoruz geri dönüşüme göndermek için. Keza aynı şekilde plastik atığının azaltılması için çok uzun senelerdir kendi çantamızı yanımızda taşıma filelere geri dönüş yapıldı. Biz o dönemleri görmemiş olsak da eskilerdeki gibi artık alışverişleri de sırt çantamızla, ekstra poşet çantayla gidiyoruz. Ama bana kalırsa da benim fikrim cam geri dönüşümü noktasında hala plastik ya da kağıt geri dönüşümü kadar bilinçli olduğumuzu düşünmüyoruz ülkemizde. Düşünmüyorum ben. O yüzden ekstra eğitimlerle desteklenmesi, hatta vatandaşın da işin içine çok daha kolay bir şekilde girilmesinin sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Sorularımız geliyor sanırım. Arkadaşlarımın aslında haklı yorumları olmuş. Atık ayrıştırma yok gibi mesela. Ya da sürdürülebilir çok fazla insanın bilinçlendirilmemesi, yeterli geri dönüşüm kutusu olmaması, bilinç eksik, toplumun haberdar olmaması. Şimdi bunlar kesinlikle aslında doğru. Şöyle ki cam %100 geri dönüştürülebilen bir malzeme. Mesela toplumun bundan ne kadar haberi var? Bu konuda soru işareti var benim kafamda. Dolayısıyla biz her platformda bunu anlatmaya çalışıyoruz. Bunun dışında yeterli atık kutusu olmaması. Şimdi Şişecam kendi projeleriyle cam kumbaralarını her yere ulaştırmaya çalışıyor ama siz verimli bir sistem kurmak istiyorsanız kesinlikle kanun koyucularla, belediyelerle, devletle çalışmanız ya da onlardan destek almanız gerekiyor. Dolayısıyla bizim altyapımız sanıyorum Avrupa kadar henüz gelişmiş değil ama önümüzdeki sene bir depozito sistemi devreye alınacak, planlanıyor. İçecek şişelerini, ambalajlarını belli bir depozito ödeyerek alacağız ve geri götürdüğümüzde bu depozito parasını tekrardan alacağız. Bunun aslında insanları teşvik etmesi bekleniyor. Bunun dışında eğitim, evet eğitim şart her anlamda. Eğitime farkındalığın yükseltilmesi lazım ama ben yeni nesil arkadaşların bu konuda çok daha hassas olduğunu düşünüyorum. Geri dönüşümü her anlamda desteklediklerine inanıyorum. Bunun dışında stajda ilgili iki tane sorun var. Sürdürülebilirlik kapsamında stajyerlerin bilinçlendirilmesi nasıl yapılıyor? Sürdürülebilir oryantasyon kapsamında sürdürülebilirlik de aslında arkadaşlarımıza anlatılan konulardan bir tanesi. Bilinçlendirmeyi bu kapsamda yapıyoruz. Staj döneminin ardından geri dönüşler sorusunu ve diğer bir stajyerler kapsamında erkek egemen alanlarda kadın eşitliğini nasıl sağlıyorsunuz? Bu konuda belki bizimle birlikte olan Ömür Bey destek verip insan kaynaklarından bu iki soruya cevap verebilir diye düşünüyorum. Tabii ki. Teşekkürler Efe Bey söz verdiğiniz için. Stajyer seçimlerimizde arkadaşlar pozitif ayrımcılığa gidiyoruz. Üretim hatlarında olsun veya genel merkezimizde veya ARGE merkezimizde olsun. Genellikle %50 korumaya çalışıyoruz. Ancak son aşamada iki adayımız kaldığında, ikisi her türlü şartlarda eşit olduğunda kadın adaylarımıza öncelik verdiğimizi buradan söylemek isterim. Onun dışında dediğimiz gibi erkek egemen alanlarda da kadın stajyerlerimize, çalışma arkadaşlarımıza öncelik veriyoruz ve onların içerideki deneyimlerini iyileştirmek için de elimizden geleni yapıyoruz. Efe Bey'in de bahsettiği gibi yine oryantasyon programları kapsamında farklı eğitimlerde onlara tanımlanıyor. Aslında burada sadece kadın adaylarımız değil, erkek adaylarımızı da bilinçlendirmek amaçlı farklı çalışmalar da yapıyoruz içeride akademi eğitimlerimiz kapsamında. Teşekkür ederim Ömür Bey. Umarım arkadaşlarımıza cevap olmuştur. İki tane daha sorum var benim geri dönüşümle ilgili. Şecam'ın cam tüketiminden sonra tekrar toplamak için stratejisi nedir? Cam malzemelerinin geri dönüşümünü kolaylaştırmak için izlediğiniz bir strateji var mıdır? Kesinlikle. Cam yeniden cam projemizin dışında biz cam malzemelerin geri toplanması için gönüllü depozito sistemleri kurabilir miyiz? Bunları hem belediyelerle hem de dolumcularla
bir araya gelip zaman zaman değerlendiriyoruz. Stratejimiz var, stratejik hedeflerimiz de var. Aslında geri dönüştürülmüş cam miktarı üzerinden hedefler koyuyoruz her sene. İşte yüzde şu kadar geri dönüştürülmüş camın üretime katılması hedefi ve her sene bu hedefte başarılı olduk mu olmadık mı diye değerlendirmeler yapıyoruz. Yurt dışından ithal ettiğimiz çöpler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu yani ne söylesek boş aslına bakarsanız. Bugün ben bir şey gördüm Twitter'da. İngiltere'den bir gazeteden ufak bir şey almışlar esprili. İşte geri dönüşüm sembollerinin anlamı diye Türkiye'ye gönderilir yazıyor yanında. Aslında çok acı bir şey. Yani biz kendi atıklarımızı alıp henüz değerlendirme altyapısına yeterince sahip değilken dünyanın dört bir yanından bize atık gelmesi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil diye düşünüyorum. Başka sorumuz var mıdır? Kontrol ediyorum. Sanırım bir 4-5 dakikamız daha var. Staj başvurularıyla alakalı bir soru gelmiş. Orada da çok kısa özetleyeyim staj süreçlerimizi, kaç tane programımız var ve kapsamından arkadaşlar kısaca bahsetmek gerekirse. Şişecam'ın iki tane markalı staj programı var. Bunlardan birincisi First Step yaz staj programımız. Başvuruları Şubat ve Mart aylarında alınıyor. Her yıl değişiyor ortalama olarak ama Şubat ve Mart ayları içerisinde başvurularını alıyoruz. Haziran, Temmuz veya Ağustos aylarından birinde okulunuzun sigortanızı karşıladığı takdirde sizleri sürecimize dahil ediyoruz. Burada bir genel yetenek sınavı, bir video mülakat aşaması, bir de İK ekiplerimizle görüşmeler gerçekleştiriyorsunuz. Başarılı olan arkadaşlarımızı programımıza dahil ediyoruz. İkinci programımızda proje bazlı staj programımız. Bu da genç yetenek programımız Together. Bunun da başvuruları her yıl Eylül ayında başlıyor. Süreçlerimiz Aralık sonuna kadar devam ediyor. Burada İngilizce testi, oyunlaştırılmış genel yetenek testi, yine video mülakat aşaması, yöneticilerle görüşme, İK yöneticileriyle görüşme ve birim yöneticileriyle görüşme gibi aşamalarımız var. Her yıl Ocak ayında stajyerlerimiz stajına başlıyor. Ortalama 7 ila 11 ay arasında Şişecam'da staj yapma fırsatı bulabiliyorsunuz. Şişecam'ın tüm birimlerinde stajyer alımı gerçekleştiriyoruz. Sürdürülebilirlik ekibinden, mali işlerdeki finans muhasebe ekiplerinde, İK'dan, üretime, Ar-Ge'ye kadar tüm bölümlerden öğrenci alıyoruz. Hatta hukuk birimimize de alıyoruz. Bazen böyle sorular geliyor. Hep jenerik bölümleri mi alıyorsunuz? Bu tarz farklı bölümleri de alınıyor mu diye sorular geliyor. Tüm bölümlerimizi almaya çalışıyoruz. Tabii ki burada yöneticilerimizin de projelerini hazırlayıp bizlere iletmesi gerekiyor. Bu projeler kapsamında stajyerlerimizi şirketimize yerleştiriyoruz. Sizler şirketimize geldikten sonra dediğim gibi 7 ila 11 aylık dönemde bizlerle birlikte çalışıyorsunuz. Bu süreçte sizlerin bizi tanıma şansı oluyor. Biz de sizleri tanıyoruz. Süreç sonunda bulunduğunuz bölümde veya şirketin farklı bölümlerinde pozisyonlar oluştuğunda görüşmeler gerçekleştiriliyor. Karşılıklı memnuniyet oluştuğu takdirde de sizleri bünyemize katıyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 600 stajyerimiz oldu. Özellikle Together'dan bahsetmek gerekirse 2015 yılından beri bu programı uyguluyoruz. 600 stajyerimizin yarısından fazlasını Şişecam kadrosuna kattı. Burada da kadın adaylarımızın sayısı da oldukça yüksek. Bunu da söylemek isterim. Ömür Bey, detaylı açıklama için çok teşekkür ederiz. İlgilenenler varsa da söylediğiniz ayları, zaman dilimlerini takip etmelerini öneriyoruz. Sanırım başka soru yok. Şayet yoksa ben teşekkürlerimi iletmek isterim sizlere, hem Ömür Bey'e hem Efe Bey'e. Söylediğim gibi ben de sürdürülebilirlik anlamında hem kurumsal firmaların hem sosyal sorumluluk anlamında faaliyet gösteren dernek ve vakıfların çalışmalarını takip etsem de maalesef hepsine ulaşmak çok mümkün değil. Bu tarz etkinliklerde, bu tarz paylaşımlarda öğrenebiliyoruz ancak detaylı olarak. Bence çok bilgilendirici ve keyifli bir sunumdu. Umarız herkes benim öğrendiğim kadar öğrenmiştir. Eminim öyledir. Ağzınıza sağlık. Tekrardan çok teşekkür ediyorum ISTEC Türkiye adına. Geri bildirim formunu da chat kısmından iletiyor olacağız. Lütfen doldurmayı unutmayın. Biz de Efe Bey'e ve Ömür Bey'e iletmiş oluruz diyeyim. Tekrardan teşekkür ederim. Evet.
teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sürdürülebilirlik anlamında bizi izlemeye devam edin. Sizleri de Şişecam ailesinde görmek için sabırsızlanıyoruz diyeyim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim ben de arkadaşlar. LinkedIn'den veya Efe Bey'in de paylaştığı mail adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Keyifli etkinlikler, keyifli günler dilerim hepinize. Çok teşekkürler. Hoşça kalın.